nerede? Uyan! Züriye nerede? Filiz! Nerede? Filiz! Filiz kızım nerede? Söyle kızım nerede? Ne yaptın ona? Züriye nerede? Filiz söylesene! Bilmiyorum. Ne demek bilmiyorum? Allah'ım delisin! Nereye götürdün kızı? Bir sakin olalım lan! Bir sakin olalım! Filiz ne demek bilmiyorum ya? Ne demek bilmiyorum? Bilmiyorum. Filiz hatırlamaya çalış. Nerede kızım? Nerede Züriye? Gitti kızım. Gitti yavrum. Bir dakika sakin ol ya. Bak Filiz. Bak senin yanında küçük bir kız vardı. Hatırladın mı onu? Birlikteydiniz değil mi? Ha? Ha? Hatırladın mı? Ha? Çok güzel şimdi. Nereye gittiniz? Ne yaptın onu? Ha? Kucağıma aldım onu. Tamam çok güzel kucağına aldın sonra. Sonra buraya yaklaştık. Sonra ben de... Sonra... Bir ses duydum. Arkama baktım. Hasan amca. Hasan amca kim? Nereden çıktı ya? Bana Züriye'yi yere bırak dedi. Ben de bıraktım. Züriye onun yanına gitti. Hasan amca bana aferin dedi. Filiz, Hasan amca kim? Bizim bakkal Hasan amca. Ya bakkal Hasan amca öleli 10 sene oluyor. Sen iyi misin ya? Yok ben dayanamayacağım. Bir şey yapalım. Ne olur bir şey yapalım. Tamam hocam tamam dur kurban olayım bir dur. Filiz! Filiz söyle nerede kızım? Söyle! Filiz! Nerede kızım? Öldürürüm seni. Filiz seni öldürürüm. Öldürürüm seni. Peki tamam. Tamam sakin ol da sakin ol. Tamam. Tamam söylediğin gibi yerimizde bekliyoruz sizi burada. Ha bekliyoruz. Haydi, haydi. Riz arama kurtarma geliyor da yardım edecekler bize şimdi. Tamam mı? Riz, ne tarafa gitti Züriye? Söyle. Söyle hadi. Ne tarafa gitti? Ha? Söyle de bakalım. Züriye! Oraya mı? O tarafa mı emin misin? Anlaşmaların metinleri de bunlar Şahin Bey. Bir pürüz, bir sekinti çıkmadı değil mi? Hallettik efendim, imzayı hazırlar. İyi. Cel. Şahin Bey, Bahar Hanım geldi. Oo. Cilcivim, hoş geldin. Bu ne sürpriz böyle? Hoş geldiniz. Asıl sürprizi sizden bekliyoruz Şahin Bey. Sürprizi? Benden bekliyorsun ne sürprizi? Kültür Merkezi ile ilgili çalışmalara başladınız değil mi? O mesele. Otursana canım. Ya biliyorsun o işler bugünden yarına öyle hemen yapılmıyor değil mi? İşte tam da sana yakışacak cevap. Ben de zaten biliyordum. Öyle geniş geniş anlattın kızı, umutlandırdın. Tabii şimdi de zamanı hep unutturacaksın. Klasik Şahin. Bahar. Biliyorsun Şahin Yılmaz verdiği sözün arkasına durur. Müdür, hemen Bahar Hanım'ın kontrolünde bu kültür merkezine başlıyoruz. Tabii ki önce binalarımızdan uygun olanını seçiyoruz, hemen işi başlatıyoruz. Tabii Şahin Bey. Ayrıca
Projenin gidişatını tamamen Bahar Hanım'ın isteğine göre yapıyoruz. Bak Bahar Hanım, görüyorsun değil mi? Yöneticilerimden en güvendim. Dündar Bey artık emrinedir. İstediğin zaman ara, istediğini sor. İstediğini iste ve al. Güzel. Ayağına sağlık bebeğim. Şahin Bey, elimizdeki uygun binaların bir listesini sekreterimde yollarım size. Zahmet etme, bina bende dur. Hangisi efendim? Ya şu Cumhuriyet Mahallesi'ne gelmeden köşedeki bina var ya, odur değil mi? Ama Şahin Bey, orası perişan halde. Olur, olur. Sen birkaç tane usta bul. Onlar hallederler hemen. Yani halledebildikleri kadar işte. Ya kültür merkezine kim gidecek ha? Yok baleymiş, sanatmış. Bunlar boş işler, boş işler. Millete kendimizi güldürmeyelim. Benim hanım hevesi gidene kadar işte uğraşır onunla. İşte yeğeni de gider biraz hoplar zıplar filan. Ondan sonra da onların hevesleri gider. Ayrıca bina tam toparlanmışken satarız. Olur biter yani. Nasıl isterseniz Şahin Bey. Olur, iyi iyi. Haydi bakalım.
bakalım hadi ya. Tamam, tamam, tamam Zülcan, tamam dayan. Buradayım ben, korkma, korkma. Hadi çıkıyoruz. Haydi güzel, haydi. Haydi bakalım. Haydi gel. Haydi. Haydi gel. Dur ben yanındayım. Sen merak etme. Geldim canım benim. Geldim. Geldim Zülcan. Haydi çık şuraya. Merak etme. Haydi. Ah gayret. Ben tutuyorum seni, sakın korkmayasın. Tamam mı bak. Niyaz abin elini uzattı bak. Zülcan. Haydi. Zülcan hadi it kendini biraz. Hadi. Hadi Zülcan. Ah. Haydi. Gel. Gel, çek kendini yukarı, gel. Haydi. Gel Zülcan. Çek kendini. Haydi. Gel. Hadi. Hadi. Aferin. Kızım. Geçti. Geçti kuzum. Bırakmıyorsun ortak, bıraksana. Aklımdan geçmiyor ne ulan? İyi. Bu sefer üzerine de kalmaz, ayağı kaydı dışı dersin. Öyle derim değil mi? Ama yapamayacaksın. Ne yazık. Senin başına ne geliyorsa bu yufka yüreğinden. Şunları yerken de öyle mi diyordun ulan? He ya, ne diyeceğim? Dedim ki... Bu enayi mermiyi niye kafama doğru atmıyor dedim. Haydi. Fırsatım varken bitir şu işi haydi. Bitireceğim de aşağıdan çıkar gelirsin diye korkuyorum ulan. Malum. Ne de olsa dokuz yalnız olan kedi gibi. Öyle ya. Allah'ın sevdiği kuluyum Niyazi. Haydi oradan. Sen Allah'ın sevgili kuluysan geri kalan herkes peygamber olur. Tövbe haşa yarabbim, estağfirullah ya. Bana bak oğlum. Vallahi zorlanıyorum ha. Senin. Canın sağ olsun kardeşim. Ama artık yaşamanı istiyorum biliyor musun? O niye? Benden aldığın her şeyi senden geri alırken gözlerime bakmanı istiyorum, anladın mı? He? Demek her şeyi geri alacaksın ha? Ver o elini. Demek. O zaman bu elleri bırakman lazım. Çünkü bu eller armut toplamayacak. Öyle diyorsun ha. Paran aşağıda parçalarını bulamazlar gömmek için var. Gelin bu taraftan.
Aha, kim geldi ya? Tamam. Tamam, tamam. Çek yukarı, yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Tamam. Bıraktım onu. Tamam. Adam buranın şimdi manzarası da amma güzelmiş ha. Vay anam vay. Kazıdıkça çıkıyor vallahi. Ne öğrendin? Arabada adamın karısı varmış. Kazada çocuğunu düşürmüş. Demek cinayet delili kararı tutdunuz ha? Kaç yıldan başlıyor biliyor musunuz? Vallahi benim hiçbir alakam yok cinayetle falan. Sus lan. Ayağınızın altını öpeyim. Çoluk çocuğum var benim. Yürüyün bakayım emniyete. Cinayetten şu ayıp başkomiser anlasın derdiniz de bir siz. Yapmayın kardeşler. Bu işin bir oluru yok mu? Sen şimdi bir de bize rüşvet mi teklif ediyorsun? Yok canım rüşvet değil de şey... Ediyorum evet. Ediyorum. Vay anam, yandım. Lan oğlum bir sus. Rüşvetse rüşvet, evet. Zaten yanmışım ben. Şu işin bir oluru yok mu? Bir bana söyleyin hele. O kadar kolay olmaz. Ya, halledilmeyecek bir iş mi var bu dünyada? Her şey halledilir. Bakın benim arkam çok kuvvetlidir ha. Yılmaz Holding'i bilirsiniz. Şahin Yılmaz, herkes bilir buralarda onu. Harun Kılıçoğlu var. Onun bir numaralı adamı. Benim de kayınçomudur kendisi. Siz bana bu işin bir olurunu bir söyleyin hele. Arkan sağlammış hakikaten. Bir 20.000 lira para değildir onlar için. 20.000 mi? Ya 20.000'in lafı mı olur? 20.000 köpeğiniz olsun sizin. Hemen halledeceğim. Hemen. İyi o zaman. Yarın Aymazların oraya getirin öğle vakti. Aymazların oraya öğle vakti. Tamam. Tamam. Şimdi bizi bırakıyor musunuz? Gidebilir miyiz? Tamam, yürü. Bıraktılar işte. Şu işin bir olur yok. Bir bana söyleyin hele. Rüşvetse rüşvet. Evet. Zaten yanmışım. Ortak. Bugün de ölmedik. Ben sana hep diyorum Harun. Sen lüzumundan fazla yaşadın. Sayende ortak. Senin sayende. Sağ olasın. Haydi bak işine gücüne ya. Anlaşmamız var diye sesimi çıkarmıyorum ha. Ama sen dua et. Ha o arabanın raporunda sabotaj sakin çıkmasın. Yoksa gelip ben senin elini sıkacağım. Ha el sıkmaya o kadar meraklıysan ha aslanların elini sıkacaksın da. Sağ olun aslanlar. Eyvallah. Haydi bakalım. Haydi. Sağ ol. Sağ ol. Haydi. Haydi. Haydi.
Acını anlıyorum. Hatta inanmayacaksın ama çok da üzülmüştüm. Ama bu yaptığın olmadı Filiz. Bu yaptığın olmadı. Niyazi, yardım ettiğin için sağ ol. Niyazi. Yatıp kalkıp Buke ile Harun'a dua edin, şikayetçi olmadılar. Bu nasıl iş Niyazi? Ya çocuğa bir şey olsaydı? Yahu sen benden neyin hesabını soruyorsun komutanım? Ben onu anlamadım ki ya. Neyin hesabını soruyorsun benden? Sana tavsiyem, karını al hemen bir doktora götür. Bir psikiyatra göster. Tamam. Yapacağız da, yapacağız da. Sen bir sebep bulup bizi içeri atmadan önce biz gidelim. Haydi. Zühran, korktun değil mi çok? Ben atacak sandım. Geçti. Bitti her şey. Bir daha asla gözümün önünden ayırmayacağım seni, merak etme. Ha, bıraktınız gitti o kadın öyle mi? Ya ne yapacaktık abla? Acıdık haline. Zaten Allah vurmuş. Bir de biz mi vuracağız? Ah be oğlum. Senin bu yufka yüreğin sonunda hep iş açıyor başına. Ya ne yapsınlar anneanne? Hasta kızı hapse mi attırsınlar? Aman iyi. Niyazi deli, bu deli. Bulmuşlar birbirlerini. Aman bizden uzak olsunlar da. Niyazi abi deli değil. Ha, neredeyse unutacaktım. Kardeşim size bir mektup geldi. Resul oradan televizyonun altından versene dayına. Kapıyı al bakayım neymiş o? Sosyal hizmetlerden. Başvurumuza cevap geldi ha. Tam da zamanı. Ne diyor, kabul edilmiş miyiz? Herhangi bir engel yok diyor. Yakın çevre koruyucu aile prosedürüne uygun olmaktadır. Öngörülen tarihte evinde olmanızı rica ederiz. Yarın bir görevli gelecek de görüşecek bizle işte. Ne görüşecek ki acaba? Ya bu Kemal'e bir soru soruyorlar ya işte bir şeyler. En sonunda nihai kararı gelen görevli verecek. Filiz'i yukarı çıkar ver evladı. Anasına teslim et he. Ne yaptı bu kız Niyazi? İnşallah bir zarar vermedi o çocuğa. Ay dedem ay. O küçücük çocuğa ömrünün sonuna kadar unutamayacağı bir korku yaşadı. Daha nasıl zarar vermedi? Da ne diye bir doktora moktora götürmedin de getirdin hemen eve? Ya dedi hiç gibi ağladı, bağırdı, çağırdı. Beni hastaneye koyma dedi da. Ben de bu gecelik üstüne varmayalım dedim. İlişmeyelim bu gece. Niyazi. Hı. Gel bir oturalım şuna. Bana bakın bu kaçırma maçırma işlerini kimse ağzından kaçırmasın ha. Aa. Bizim suçumuz mu? Yok, ondan değil.
çocuğun güvenlerini sağlayamıyoruz diye düşündüler. Bu haklı. Böyle şeyler önemli. Prensesim, neymiş? Böyle biri seni dağa mağa götürdü falan öyle şeyler yok, tamam mı? Tekrarla bakayım. Merak etme Arun abi. Benim bu kötü zaman ayrılmaya niyetim yok. Unuttum bile ben o olayı. Kurban olurum ben sana. Bak keşke senin kadar akıl bende olsa. Hadi ye ye ben. Yaşar, az bir bak hele. Hadi afiyet olsun. Yarın hava lodos olacakmış. Hem de sert. Ama sen bu hava durumlarıyla pek alakadar olmuyorsun galiba. Ne de olsa hava durumu balıkçı adama lazım. Allah Allah. O nasıl söz dedi ya? Biz neyiz ya? Biz balıkçı değil miyiz ya? Balık tutan adama balıkçı denir. Ne yazık. Senin yaptığın işi yapan adama ne denir? Sen gene bir şeyler ima ediyorsun ama ben bir türlü anlayamıyorum. Gene bilmece gibi konuşmaya başladın dedeş gibi. Neyse. Çok geç oldu. Hadi ben yatayım. Hadi bana eyvallah. Niyazi. Sen beni aptal mı sandın? Ya ne alakası var dede ya? Ben sana hiç öyle bir şey... Ben şimdiye kadar sana hiç saygısızlık yaptım mı? Hiç yapmadım. Hiç eder miyim öyle her bir şey? Her şey biliyorum ben. Böyle gece yarıları Gürcistan'a gitmeler. Mazot işi. Tamam. Sıkıntı da yok. Sen de kendini sorumlu tuttun. Kalktın girdin bu yola. Ama her şey düzeldi çok şükür. Lüzum kalmadı artık evladım. Sen bu işlerin adamı değilsin. Aklını başına topla. Ne yaptınız, hallettiniz mi işi Yaşar? Hallettik, hallettik. Ustayla girdik içeri, komple değiştirdik parçayı. Sıkıntı yok. İyi, çok iyi. Aferin Yaşar. Sağ olasın. Yalnız... sonra ufak bir hadise oldu. Ne hadisesi Yaşar? Ne oldu? Ya önemli bir şey değil. Yani bizim bu ustanın eli biraz ağırdı da. Ha. Sonra uğraştık biraz. Kolay değil tabii. Gizlice içeriye giriyorsun, karanlıkta çalışıyorsun falan. Yaşar, hadise ne oldu? Onu bana söylersen ben onu bileyim. Ya öyle bitmeye gerek yok. Halledilmeyecek bir mesele değil. Ben halledeceğim, sen merak etme. Bak güzel kardeşim. Anlıyorum bak, ben kızacağım diye söylemek istemiyorsun ama ben böyle daha çok darlanıyorum. Böyle kan kafama çıkıyor. Söyle, ben bileyim ne olduğunu. Korkma. Söyle, söyle. Gördüler bizi Harun. Yani anladılar ne yaptığımızı. Bu mu lan senin basit dediğin hadise? Bu mu? He? Sonra ne oldu? Sen merak etme, ben adamları bağladım. Halledeceğim, 20 liraya halledeceğim bu işi. Yaşar, 20 lira dediğin nedir Yaşar? Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Yani 20 lira dediysek lafın gelişi. 20 bin lira. Anlaştık, sıkıntı yok. Adam da zaten iyi bir adama benziyor. Yani parayı vereceğiz, o da ortada hiçbir şey olmamış gibi davranacak. Mesele kapanacak. Sıkıntı yok yani. Ha. Ha iyi daha Yaşar, sen konuştun, anlaştın yani adamla. İyi daha güzel, o zaman sıkıntı yok. Sıkıntı yok, keşke sorsaydın bu 20 bin liraya fatura kesiyor mu diye. Fatura mı? Onu bilmiyorum. Aha, onu bilmiyorsun. Yaşar sen nasıl bir adamsın ya? Ha? Yaşar sen nasıl bir adamsın ya? Senin başına durmayınca sen hiçbir halledemeyecek misin ya? Ya Harun şimdi biraz ağır olmadı mı? Ustanın yüzünden bizi... Ya sus!
Ustanın yüzündenmiş. Abi duyulur da bilinirse ne olur biliyorsun değil mi? Abi karşında gördüğün hopanın tamamı yanar içindekilerden beraber de bir tane adam söndüremez. Abi görün kimdi neydi bilmiyorum ama onu benimle yarın görüştür. Ben konuşayım sen de daha hiçbir şeye karışma. Senin de yapacağın işinden yaşar. Yılmaz hoş geldin. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ben Zühre'yi göreyim diye gelmiştim. Buyur. Takım elbiseyi Zühre'nin şerefine mi giydin? Çok yakışmış. Ha, olmuş mu? Çok sağ ol. Buyur otur. Ben Zühre'yi çağırayım. Zühre! Dayın geldi. Dayı. Zühre'm. Hoş geldin Yılmaz. Hoş bulduk. Ben size bir çay koyayım. Ya zahmet olmasın. Hiç haberimiz olmadı. Daha önceden duysaydım gelirdim. Sana duyurmadık. Zaten oralardan yapacak bir şey yoktu. Araba kullanıyorsun ya. Aklında dert olmasın dedik. Dayı sana bir şey vereceğim. Niyazi'nin Filiz kaçırdı diyorlar. Ya Yılmaz. Kim yaptı ne oldu önemli değil artık. Sana söz bir daha olmayacak merak etme. Anama yaptın bana dayı. Ben oraya almazlar. Orada yalnız kalmaz. Arkadaş olsun. Bana sarılmak isteyince... buna sarılsın. Anama verirsin değil mi? Veririm Zühre'm. Veririm. Anam arkadaş gidiyor bu kasayla. Alo. Yılmaz. Söyle baba. Mahkemeye 2 gün kaldı. Ha doğrudur. Hazırlığını yaptın mı? Yılmaz. Silahı tedarik edeceğim. Daha sonrası kolay. Bu sefer bitir bu işi Yılmaz. Başka terslik olmasın tamam mı? Tamam abi merak etme. Ha biraz dur. Yani böyle dış görünüşüne bakmayın, epeydir boştur. Elektriği, suyu, her şeyi vardır. Biraz temizlik, 2 badana sek gibi olacaktır. Buyurun, buyurun gelin. Buyurun, buyurun. Çekinmeyin. Tabii ki uzun zaman boş kaldığından dolayı biraz koku sinmiş.
Ama birkaç gün pencere kapıyı açtık mı bu mesele de hallolur yani. Şimdi... Ben şunu yakayım ha. Heh. Ferah değil mi? Ferah değil mi? Tamam. Ben beğendim. Tamam. Beğendin yani. Beğendim. Ama bir şartım var. Neymiş o şart? Tam yetki istiyorum. Öyle müdürle falan oyalama beni. Her şeyle ben ilgileneceğim. Oh, Zuzum o tamam. Zaten öyle anlaşmıştık baştan değil mi? Ama bütçeyi de ben yöneteceğim. O da tamam. O zaman hayırlı olsun. Hayırlı olsun güzelim. Teyze burası iğrenç bir yer. Ya bizi yıldırmaya çalışıyor. Ben çözeceğim merak etme sen. Hop! Selamun aleyküm. Merhaba Cüneyt arkadaş. Ben de tam seni arayacaktım ya. Ne oldu lan gene? Ne pis işin var bende? Adam kaçırma, kız kovalama. Bu seferki benimle ilgili. Ben ha bu mazot işini bırakıyorum. Lan sabah sabah şakanın sırası değil şimdi. Şaka yapacak hal mi kaldı bende lan? Hastaneydi, karakoldu. Abone olduk be. Benim artık geri çekilmem lazım arkadaş. Ortak saçmalama lan. Yakarsın bak beni. Israrla kıyamete gerek yok Cüneyt arkadaş. Düşünüldü, taşınıldı, hesap kitap yapıldı. Tamam. Bu iş bitti. Buraya kadar. Ha, dostluk baki ama. Anladın mı? Anladım. Sıkıntı var mı? Yok. Az dur hele. Ben daha sana izin vermedim. Bana borcun var ortak biliyorsun. Eyvallah kabul. Gideceksen git. Ama son bir işimiz var. Bana yardım edeceksin. Ya Cüneyt arkadaş ben darlandım da. Bezdum, bezdum. Anladın mı? Bırak beni rahatla arkadaş ya. Son bir iş ortak. Ondan sonra ben de hafızamı silerim. Sen de silersin. Yani mekanı beğendiğinizden eminsiniz. Ben beğendim vallahi. Yani potansiyeli var. Yani bayağı beğendiniz. Bir şeyler yapılabilir diyoruz. Evet Şahin, kaç kere söyleyeceğim daha? Ya, anladık, anladık. Tamam. Ama tabii önemli noktayı unutmayalım. Bütçeyi bize vermen lazım. Salon falan yapılacak aynalı maynalı. Değil mi Birgül, anlatsana. Yani evet, evet. Bir sürü şey getirmemiz lazım şehir dışında. Yani çok pahalıya, masraflıya gitmeyelim. Yani ufacık bir yerde yaşıyoruz yani. Yani nasılsa kimse gelmeyecek diyorsun. Yok canım, öyle bir şey söylemiyorum. Yani talebe göre büyütürüz, küçültürüz. Zaten baştan çok yatırım yapmak iyi değildir. Neyse ne, sen ne zaman çıkartacaksın bütçeyi bize? Valla bu ay sonu bayağı bir ödemelerim var. Bir iki haftaya yatırım. Şahin. Ya tamam tamam, bugün bir kısmını yatırırız ha. Tamam. El alemi çocuğuna bakacak insan bulmuşlar. Bir de soruşturuyorlar. Anne, bu gelenlerin yanında da böyle ileri geri konuşmayasın ha. Yalan mı söylediğimi oğlum? Devletin sana teşekkür etmesi lazım el alemin yetimine sahip çıktığın için. Onlar gelmişler seni sınava çekiyorlar. Anne, az önce dedim ya ben sana ileri geri konuşma diye. Ha ben ondan vazgeçtim. Kurban olayım, sen hiç konuşma anne. Olur ya sana bir şey sorarlar, çok zorda kalırsın. Ha böyle kısa kısa cevaplar ver, böyle evet de, hayır de, öyle olsun yani. El alemin kızını buldun, ananı samut ettin değil mi oğlum? Aferin sana. Ay yumurtalı fasulye kavurması da yapsamaydım da. Bir de yatak döşek serelim, birkaç gün kalsınlar bari. Bu kadar yemek bir saatte bitmez. Oho! Benim Zühre'me bak hele, nasıl da prenses gibi olmuş yine ya. Benim hiç bu kadar güzel bir abisam olmamıştı. Sağ ol Harun abi. Harun abin sana köle olur, köle. Ya Harun. Biz şimdi böyle giyindik, hazırlandık falan ama acaba ev haliyle olsaydık daha mı iyiydi? Ya Buken, adam gidiyor da beş tane adamı vuruyor, öldürüyor. Ondan sonra mahkemeye çıkarken abi kravatı takıyor, tamamdır da. Devlet seviyor öyle işleri, boş versin.
Peki, sen öyle diyorsun. Yahu sen güven bana. Bekle, güvenir. He? Ne oldu anne? Bir şey mi dedim bu ki? Yok canım. Ne diyeceğim ben ona? Ben onunla konuşmuyorum, bilmiyor musun? Anne, bak ha bu gelenlerin yanında konuşmuyorum, konuşmuyorum. Bak, bu iş ciddi iştir ha. Hani konuşmuyordum ben? Ne oldu? La havle ve la Allah'ım, sen bana akıl fikir ver ya. Geldi. Zürrem, bak şimdi. Hiç heyecanlanma, korkma tamam mı? Ben yanındayım. Anne, bana bak sakın bozmayasın kendini ha. Tamam tamam, Zühre'nin hatırını belli etmeyeceğim. Hazır mıyız? Hadi bismillah. Hoş geldiniz, buyurun. Hoş bulduk. Merhaba. Zühre sen misin? Evet. Ben de Duygu. Tanıştığımıza memnun oldum. Nasılsın, iyi misin? Çok iyiyim, burada çok mutluyum. Çok iyi davranıyorlar bana. Önce bir oturalım, bunların hepsini konuşacağız. Nasıl geçiyoruz? Hey, geçin, buyurun. Keşke hiç bitmeseydi. Hep okuyabilseydim. O kadar seviyordun yani. Sadece ondan değil. Ben dans etmeyi seviyorum. Orada bununla ilgili her türlü imkan vardı. Yani şimdi nerede dans edeceğim ki? Açılacak ya. O gördüğümüz yerden bir kültür merkezi olacağına inanmıyorum ben. Ya ben anlamam zaten ama hani Bahar Hanım olur diyorsa yani neden olmasın? Parayı çektim, bir şey koyulabiliriz. Ne oldu? Niye suratın mutsuz gözüküyorsun? Yok, mutluyum. Ama suratından düşen bin parça. Ne oldu? Yani şey, orada çok iş yok mu? Yani nasıl adam olacak orası? Elbette var. Ama biz halledeceğiz, merak etme sen. Yalnız Yılmaz, ben böyle şeylerden pek hoşlanmam. Bir daha kapımı açma, olur mu? Tamam Bahar Hanım, siz nasıl isterseniz. Yalnız gideceğimiz istikamet bu tarafta. O daha önce baktığınız kültür merkezi olacak yere gitmiyor muyuz? Evet, kültür merkezine gidiyoruz ama oradakine değil. Ya sen ne oturup duruyorsun ya? Şu depoya baksana haydi. Depoluk işimiz yok. Nasıl depoluk işimiz yok ya? Yok işte. Ya arkadaş sen son kez bana omuz at dedin, ben de atıyorum. Sen neyin peşindesin ya? Dedim de mazot kaçırmayacağız. Başka bir işimiz var. Neymiş o iş? Ya Allah Allah. Ben bu işlerden kurtulmaya çalışıyorum. Sen midesine doğru beni çekiyorsun ya. Ya şu bizim mazot verdiğimiz adam yok mu? Var. Onunla bir konuşacağım. Konuşacaksın. O kadar yani. Başka ne olacak ki ortak? Ya bak, Cüneyt, ters yapma, ters yapma. Ya sen bu adamın mekanını bilmiyor musun? Gidip konuşsana, biz manyak mıyız? Niye herifi denize çıkarıyoruz ya? Ya bu kurnaz var ya, başkasından da mazot alıyormuş. O çalındı kulağıma. Şimdi adamın mekanına gidip orada konuşmak olmaz. Burada biraz gözünü korkutayım dedim. Ha. Sadece gözünü korkutacaksın, öyle mi? Ya ufacık bir şey istedik son bir defa. Demediğini bırakmadın bu ortak ya. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. İyiymiş da, bu da büyükmüş. Ha büyük. Çok iş yapalım diye aldık. İyi yaptı. Hadi bakalım. Erken kalkan yol alır. Biraz daha verelim. Yok, bu kadarı kafi. Misur ekmeği pek güzel olur lahana dolmasıyla. Ben gerçekten almayayım. Bak sonra evlerine gittik. Bizi doyurmadılar, aç bıraktılar demiyorsunuz.
kusura bakmayın ne olur. Biz misafirlerimizi böyle biraz darlarız. 5 senedir bölgedeyim ben. Alıştım artık. Zühre'cim, kaça gidiyorsun sen? 2'ye. Dersleri de bir güzel ki maşallah. Peki burada gidebiliyor musun okula? Biz kayıt için başvurduk. Ama araya bizim evlilik işlemlerimiz gelince biraz uzadı. Siz yeni mi evlendiniz? Yok yani aslında yeni sayılmaz ama resmi nikahı yeni yaptık. Anlıyorum. Yani ne zamandır Zühre okula gitmiyor? 1 ay kadar oldu. Bu iyi olmamış. Ama buradaki öğretmeniyle konuştuk. Zühre'yi de gördü. Dedi ki maşallah dedi, cin gibi kız dedi. Eve de birkaç tane kitap verdi. Biz de artık evde elimizden geldiğince... Birgül ablam hep çalıştırıyor bana. Bu evde bir de abla mı var? Evet. Hem de balerin. Balerin. Yani gerçekten bale yapıyor öyle mi? Gerçekten. O bale okulunu bitirdi. Şimdi bale öğretmeni olacak. Bana da öğretecek. Bu çok güzel bir şey. Biraz öğretti bile. Yapayım mı sana? Hadi yap bakalım. Gel bakalım böyle. Senin koluna ne oldu? O önemli bir şey değil. Nasıl önemli değil Harun Bey? Ya o önemli tabii de. Nerede oldu bu? Yatakta. Yani yatakta oldu evet bizim... Zühre çok seviyor da bizim yatağı. Orada hep hoplayıp zıplıyor. Bizim de biraz eskice bir yatak. Yanlarında demir var artık oraya çarpınca. Yok, öyle pek demir gibi değil bu. Sürtünmüş, derisi soyulmuş resmen. Ama geçti ki. Hiç acımıyor, çok iyiyim ben. Elbette geçmiş Zühre'cim. Niye geldik buraya? Beğendin mi? Beğendim. Burası tam düşündüğümüz gibi bir yer kültür merkezi için değil mi? Evet ama Şahin abinin gösterdiği yer burası değil ki. Ya sen Şahin'in gösterilerine bakıyorsun. O bizi başından salmak için orayı gösterdi. Hem o gösterdiği yerden bir halt olmaz. Ama onun verdiği parayla burası muhteşem bir kültür merkezi haline gelebilir. He valla. Bak Yılmaz da beğendi. Yok Bahar Hanım yani benim anladığımdan değil kusura bakmayın. Oo Bahar, hoş geldin kızım. Hocam. Fotoğraf kursuna geldin. Kurs bitti, seni daha göremedik. İşte şimdi yine geldim. Yeni fotoğraf kursları açtınız mı benden sonra? Yok be kızım, döndüremedik burayı. Yardım eden falan da olmadı. Kurs falan yapamıyorum. İşte kitap falan okumaya gelen olursa. Siz hiç merak etmeyin hocam. El ele verip çok güzel bir yer yapacağız biz burayı. İnşallah kızım, inşallah.